Bu dolandırıcılık hikayesinde başrolümüz Seçil Erzan. En azından görünen başrolümüz diyelim. Çünkü sık sık vurguladığım gibi çoğu zaman görünenin arkasında görmediklerimiz de olabilir. Seçil Erzan jeoloji mühendisliğinden mezun olmuş bir isim olsa da kariyerine bankacılık alanında devam etmiş. Denizbank'ın Çorlu şubesinde uzun bir süre şube müdürlüğü yapıp ardından İstanbul Flora şubeye geçmiş. Sonraki durağı ise Levent Büyükdere şubesi olmuş. Kariyer yolculuğu kısaca bu şekilde. Bizi asıl ilgilendiren kısım 2011 ve sonrası. Yani İstanbul'a gelmeden önceki son dönemler ve İstanbul Flora şubesine geçişle başlayan süreç. Filmin sonunu en başta söyleyelim ki bunu gündemi takip eden herkes az çok biliyordur. Seçil Erzan şu anda tutuklu. Siz onun hikayesini dinlerken kendisi bundan habersiz bir şekilde cezaevinde bulunuyor. Oraya girmesine sebep olan hatalarının başına açtığı ve açacağı dertleri düşünüyor. Hayatınızı mahvedenlerden olmamak için, kaybedenler kulübüne dahil olmamak için bu videoyu dikkatle dinleyin. Bu arada bu videoda tek kaybeden Seçil Erzan değil. Bunu da göreceğiz. Aklınızı kullan. İkili ilişkilerde kontrolü bırakmamak, mantıklı hareket etmek neden önemli? Bu video bize bunları kanıtlayacak. Seçil Erzan basına yansıyan ifadesinde 2011'de kuzeninin önerisiyle Hatek kodlu şirketin hissesini aldığını söylüyor. Hatek, Hatay Tekstil. Bu kağıdı spekülatif bir kağıt olarak nitelemiş ve kağıt ben aldıktan sonra 3 gün içinde battı diyor. Bu hisseyi kontrol ettim, Borsa İstanbul'da hala işlem görüyor. Yani batmış değil şirket. Fakat 13 Mayıs 2011'de 7 lira 22 kuruşta halka arz olan şirket 26 Ağustos 2011'de 2 lira 24 kuruş. %69'luk bir düşüş var. Hatta hisse bu fiyata gelmeden önce nerede ise 10 lirayı da görmüş. Seçil Erzan o seviyelerden hisseye girdiyse ana paradan yüzdesel kayıp çok daha fazladır. Dolayısıyla şirket söylediği gibi batmasa dahi kendisi parasının büyük kısmını batırmış diyebiliriz. Zararının 1 milyon lira olduğunu ifade etmiş fakat yine de çareyi borsada aramış. Aslında borsada çare aramasını hemen bir sorun olarak niteleyemeyiz. Bununla birlikte çareyi yanlış hisse veya hisselerde arayıp aramadığını sorgulamak gerekiyor. Muhtemeldir ki yanlış hisselere yönelmiş, iyi şirketler yerine spek denilen kağıtlara gitmiş ve zararını daha da artırmış. Yani finansal piyasada bir profesyonel gibi davranmak yerine fazlasıyla amatörce hareket etmiş. Çok kontrolsüz bir risk almış. Bu yaşadıklarından 15 ay sonra da daha önce de belirttiğim gibi Denizbank Flora şubeye şube müdürü olmuş. Zamanla oluşturduğu network'teki insanlardan yatırım için para almış ve zararlarını kapatmaya başlamış. Fakat 2021 sonrası işler yine karışmış ve 2023'te de kendisi için büyük çöküş gelmiş. Çöküşün sebebi Seçil Erzan'ın modelinin bir Ponzi sistemi gibi işlemeye başlaması. Fon adını verdiği bir yapının içine parayı çekiyor, bu para karşılığında yüksek bir gelir vaadinde bulunuyor ve vade tarihi gelen birine parasını sisteme yeni soktuğu başka birisinin parası üzerinden veriyor. Tabi biliyorsunuz ki bütün Ponzi'ler için kesin olan bir şey vardır. Sistem bir yerde muhakkak çökecektir. Çünkü ya sisteme gelenlerin sayısı kesilir ve içeride olanların ödemesini karşılayacak nakit gelmez ya da sistemden ayrılmak isteyenler parasını yani sistemin can damarı olan nakdi dışarı çıkarmak ister. Seçil Erzan'ın sözde fonu da ödeme sıkıntıları yaşıyor. Vaat ettiği karı vermeyi bırakın birçok kişi için ana paralar dahi içeride kalıyor. Bu paraları ne yapıyor bir muamma. Burası gördüğüm kadarıyla henüz netleşmiş değil. Yani aslında sistemi sadece birinden alayım, diğerine vereyim modeli bir Ponzi değil diye düşünüyorum. Topladığı paraları bir şekilde yüksek gelir için finansal piyasada işleme sokuyor ama geçmişte olduğu gibi yanlış kararlar alıyor ve sistem mecburen Ponzi'ye dönmüş oluyor. Bu benim kendi görüşüm, öngörüm daha doğrusu. Ya böyle midir değil midir onu net bilemem. Böyle olursa anlattığım gibi ise parasını isteyen birisinin parasını ödemek için sisteme yine birilerini sokmak zorunlu hale geliyor. Çünkü öteki taraftaki yatırımları belki çöp oldu, belki yine çok büyük riskler aldı, başarısız oldu. Fakat bir noktada ne oluyor? Yeni gelen birilerini bulamayınca sistem tıkanıyor, işler sarpa sarıyor. Para verenler arasında kimler var ve ne kadar para toplanmış buna bakalım. 10 Haber adlı sitede konuya ilişkin bir haber var ve tutarlara dair görseller, tablolar paylaşılmış. Bunlardan birisi Seçil Erzan'ın kendisinin yazdığı not olarak basına yansıyan kağıt. Şimdi tam bu noktada bu kağıttaki ilk ismi Fatih Terim'i ele alalım. Dikkat ettiyseniz kağıtta Fatih Terim yazıyor fakat karşısındaki alan boş. Bu sözde fonun adı Fatih Terim fonu olarak basına yansıdı fakat Fatih Terim bu fona para yatırmadığını iddia etti. Seçil Erzan ilk ifadesinde diyor ki ben Fatih Terim'den fon adı altında bu zamana kadar para almadım. Ancak 2012 yılından itibaren tüm bankacılık işlemleriyle ilgilenirdim. 2 Haziran'da da Terim savcılığa ifade veriyor. Fonla uzaktan yakından alakam yok. Seçil Erzan
Erzan'a bu fon için hiçbir para vermedim diyor. Erzan olayını duyunca da 6 Nisan'da hesabımda ne olup bittiğini öğrenmek için Denizbank'ta çalışan Rüya adlı çalışanla mesajlaştım diyor. Ve bankadaki hesapların durumuna dair detaylar istemiş. Kendisine bir Excel atılmış ve orada 3 kalem yer alıyormuş. 219.300 dolarlık bir bakiye, 47.400 liralık bir mevduat ve 3 milyon dolarlık başka bir bakiye. Ve Terim'in iddiası şu: bu Excel'i aldıktan sonra, bunları gördükten sonra Seçil Erzan olayının da basında yansımalarını duyunca tüm hesaplarındaki parayı eşi Fulya Terim'in Garanti Bankası'ndaki hesabına aktarmak istemiş. Talebi sonrasında 219.300 dolar ve 47.400 liralık bakiyeler geçmiş ama Excel'deki 3. varlık kalemi 3 milyon doların hesabına gönderilmediğini iddia ediyor Terim. Kısacası Terim diyor ki benim olayla alakam yok fakat bu bankada böyle bir olay yaşandığı için ben de Seçil Erzan'la hesaplarımı yürüttüğü diye için burada bir güvensizlik algısı oluşuyor. Söyledikleri buna geliyor. Bu noktaya kadar Fatih Terim ve Erzan'ın önceki sözleri paralel görünüyor. Fakat böyle bir durumda Fatih Terim'in isminin karşısının boş olması değil beklediğimiz senaryo. Beklenen senaryo Terim'in isminin bu kağıtta hiç yer almaması. Ayrıca Kasım ayındaki duruşmada Erzan'ın sözlerinde değişiklikler var. Erzan şunu söylemiş: 2020 yılında beni tanıyan Galatasaray camiasından birisi, ismini yazılı olarak vereceğim, o dönem kulüpten ayrılmıştı. Bana 300 bin dolar gibi bir para verdi. Verdiği paranın çok üstünde para istiyordu. Ben bu parayı ödemek için kredi çektim. Araba sattım. Evime ipotek koydurdum. Ana parasının çok üstünde para aldı. Savcı demiş ki size ilk gelen kimdi? Erzan da bu sözlerin üzerine diyor ki tekrar yazılı olarak vereceğim. Hakim bu sefer diyor ki insanlar aptal değil. Kim olduğunu herkes anladı. Fatih Terim mi o kişi? Erzan da bu kez evet Fatih Terim, ona herkes güveniyordu diyor. Yani Seçil Erzan Fatih Terim'i daha önce fonla ilişkilendirmezken bu kez Terim'in üzerine dikkatleri yöneltiyor. Dönelim tekrar Seçil Erzan'ın kağıdına. Terim'in kızı Buse Terim'in de adı var bu kağıtta ve 250 bin dolar yazıyor karşısında. Ayrıca Buse Terim'in eşi, yani Fatih Terim'in damadı olan Volkan Bahçekapılı'ya da bu fon için ulaşmış Seçil Erzan ve şunları söylemiş: çok kısa süreliğine yüksek getirisi olan bir fon var ama bu husus duyulmasın. Fatih Hoca'nın da bu fondan haberi var. Sen de girmek ister misin dedim. Volkan Bahçekapılı da bana biliyorum Buse'nin de var hatta dedi. Bir sabah saat 7'de bana mesaj attı. Bu fon hala duruyor mu? Emre Belezoğlu senden haber bekliyor dedi. Sonrasında ben Emre Belezoğlu'nu aradım. Konuyu çok kısa anlattım. Hem Volkan hem Emre bana nakit para bulup Volkan'ın Levent'teki ofisinde teslim ettiler. Gördüğünüz gibi Terim'in çevresindeki diğer isimler de sürece böylece dahil olmuş oldu. Gelelim şimdi ikinci tabloya. Seçil Erzan'ın evinde ele geçirildiği söylenen 2 sayfalık bu tablo yine 10 Haber'de Masum Gök tarafından yayınlanmış. Belge Seçil Erzan'ın evinde ele geçirilse de Erzan bu tabloyu banka yöneticilerinin yaptığını söylemiş ve şunları eklemiş: bu tabloları ben yapmadım. Şöyle ki ben kimden ne kadar para aldıysam bunu kağıtlara not almıştım. 9 Nisan Cumartesi günü yukarıda isimlerini saydığım şahıslar beni alıp bankaya götürdüklerinde benim not kağıtlarımı da aldıklarını yine yukarıda söylemiştim. Bu kağıtları alıp sonrasında bu tabloları Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenk İzgi, Teftiş Kurulu Bölüm Müdürü, Tanju Kaya isimli şahıslar oluşturmuştur. Sonrasında da bana verdiler. Ben de bunları alıp evime götürmüştüm. Bu tablolardaki tutarlarla az önceki tutarlar birebir aynı değil. Tabi zamanla kısmen ödemeler yapılmış veya ek olarak alınan tutarlar olmuş olabilir. O nedenle güncellemeler olabilir. Toplam satırına bakarsak 55.6 milyon dolar para alınmış ve 45 milyon dolar ödeme yapılmış. Yani 10.6 milyon dolarlık bir açık var. Fakat bu tablodaki kişilerin bazıları koyduğu paradan fazlasını alabilmiş. Mesela az önce Fatih Terim konusunu konuşmuştuk. Terim'in bu listede adı geçiyor ve 700 bin dolar koyup 1.5 milyon dolar almış görünüyor. Kızı Buse Terim'in ise 300 bin dolar alınmış ve ödeme yapılmamış görünüyor. Emre Belezoğlu 4 milyon 200 bin dolar koyup hiç ödeme almazken en çok konuşulan isimlerden olan Arda Turan da 6 milyon 900 bin dolar ödeyip 4 milyon 200 bin dolar geri almış görünüyor. Semih Kaya 3 milyon 200 bin koyup 5 milyon 200 bin almış. Menajeri Fırat Özdemir ise 5 milyon koyup 5 milyon 750 bin almış görünüyor. Hatta Erzan'ın Semih Kaya hakkında da iddiaları var. Tekrar tablolara dönersek bu iki tablonun dışında üçüncü bir tablo daha var. Bunu da Denizbank'ın teftiş kurulunun hazırladığı belirtilmiş. Arda'nın karşısında bu kez 7.5 milyon dolar yazıyor. Fatih Terim ve kızı Buse Terim'in adı yer almıyor. Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı ise önceki listede görünmezken burada 4 milyon 292 bin dolar olarak görülüyor. Sözün özü ortada inanılmaz bir kaos var. Kim kime ne kadar verdi, ne aldı, ne alamadı hep sözlü beyanlar, iddialar. Ortada hiç mi belge yok, her şey mi sözlü derseniz belge var. Fakat bu belgeler resmi belgeler değil. O kısma birazdan geleceğiz. Öncesinde Arda Turan ve Seçil Erzan arasındaki konuşmanın bazı noktalarına bakalım. Oda TV bu konuşmanın transkriptini yayınlamış. Çok uzun bir konuşma. Ben tamamını okudum. Bazı ana noktalara değinecek olursak Arda Turan bunu neden yaptığını sorsa da Seçil Erzan tatmin edici bir cevap veremiyor. Turan Erzan'dan bir liste oluşturup kendisi
kendisini atmasını istiyor. Bu listeyle kendisi, Terim ve Emre Belezoğlu Hakan Ateş'e gidip durumu anlatacaklar ertesi sabah. O yüzden listeyi istiyor. Erzan hata yaptığını kabul ediyor. Cezasını çekeceğini de söylüyor. Bankanın da alacaklıların zararlarını tazmin etmek zorunda olduğunu iddia ediyor. Buna ilişkin kısmı okuyayım sizlere. Bir şey diyeceğim Seçil. Şimdi biz bu işi nasıl çözebiliriz? Bize bir yol göster. Bu yani anladın mı? Bu paraların birinde olma ihtimali falan böyle şeyler var mı? Yok yok. Yani bu paralardan işte dediğim gibi yani kesinlikle yok. Bizim bütün paralarımız gitti mi yani şu anda? Efendim? Bizim paralarımızın hepsi gitti mi? Ya sizin paralarınızı Arda banka ödemek zorunda. Öder. Yani kapatacak bu işi. Ödeyecek zaten. Ödemek zorunda yani. Nasıl ödeyecek banka? Banka bu iş duyulmasın diye kapatacak. Biz bu paraları Deniz Bank'a getirdik fona. Sen ilk başta fon bile söylemedin. Aynen. Benim orada imzam olduğu için sizin garantiniz o. Banka her koşulda onu ödemek zorunda. Seçildiğim banka. Bir banka müdürünün ne kadarlık imzasına karşılık verebilir ki? Ama ben sana Seçil. Ben sana ilk gün getirdiğimde ben sana hesabına getirmedim mi parayı? Sen yo sonra Arda fon var. Ardacığım hiç sıfır riskli demedin mi Seçil bana ya? Dedim. Sonra bu sana evrak vereceğim. Olur mu ya? Deniz Bank'ta Fatih Hoca da yapıyor. Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu bunların hepsi daha önce bunları yaptı demedin mi Seçilciğim ya? Ben sana yalvarmadım mı? Bak aman bir risk olmasın. Yanlış yunluş iş yapmayalım. Bizle olmaz bu işler demedin mi Seçilciğim ya? Sana 15-20 gün önce geldim. Seçil varsa bir sıkıntı kurtaralım seni. Sana yardımcı olalım. Var mı bir şeye ihtiyacın diye evine geldim ya neler? Gözümün içine baka baka nasıl dedin bunu? Bu isim kodları ne peki? Onlar doğru değil. Onları kendi kafandan mı uydurdun? Bir kısmı doğru bir kısmı doğru değil. Gördüğünüz gibi kodların dahi bir kısmı sahte demiş. Yani normalde bu fonların kodları oluyor. Fakat Seçil Erzan'ın zaten fonu hayali olduğu için böyle bir kod da yok. Bu arada Arda Turan'ın şöyle bir söylemi de var. Sen bankayı falan düşünme Seçil. Şu anda biz seni insanlar savcılığa vermesinler diye tutuyoruz herkesi. Sen bize doğruları söyle ki biz bir çözüm yoluna gidip bu işi bir an önce toparlayalım. Yoksa savcılık bilmem ne biri bin para olur yani bu işin. Yani yalanı yok yıllarca yatarsın. Ya buradan şu sonuç çıkıyor aslında. Seçil Erzan paralar ödeyebilecek olsa bu olayın belki üstü kapanacak ve belki ileride başka bir zaman başka birilerinin başı yanacak. Belge konusunu konuşacaktık, oraya gelelim. Erzan paraları belgesiz elden alıyor veya aldırıyor ama zaman zaman da resmi olmayan belgeler düzenliyor. Altına bir kaşe vuruyor, imza atıyor. Mesela Flora şubede çalışırken tanıdığı Bülent Çeviker'den 3 milyon dolar istiyor. Parayı isterken diyor ki çok büyük müşterilerden topladığım parayla bu fona gireceğim. 2023 Şubat ayında Bülent Çeviker'i hesabından para çekip bu parayı banka dışında kendisine teslim etmesi için ikna ediyor. Çeviker 2 milyon 118 bin dolar verebileceğini söylüyor. Seçil Erzan da parayı banka dışında başka bir kişiye teslim aldırıyor. Parayı alır almaz da önceden aldığı paralara karşılık kendisinden ödeme bekleyen kişilere ödeme yapıyor. Peki parayı dışarıda teslim etme konusunda nasıl ikna ediyor insanları? Diyor ki bizim çok büyük özel müşterilerimize yaptığımız işlemler var. Bunları banka içerisinde yapmıyorum. Bankanın ayrı özel bir bölümü olup sadece çok zengin müşterilere yaptığımız işlemler. Bu sebeple parayı hesabınızdan çekin ve banka dışında bana teslim edin diyor. Söylediğim gibi parayı kendisinin almadığı zamanlar da oluyor. Yani işbirlikçileri de var. Mesela Bülent Çeviker'in senaryosunda parayı teslim alan kişi Ali Yörük. Ali Yörük Çeviker'in eşinden ve oğlundan parayı elden teslim alıyor. Bankayla alakası olan biri değil. Seçil Erzan'ın İstanbul'dan önce görev yaptığı Çorlu'da bir otomotiv bayisinde satış müdürüymüş. Ali Yörük, kardeşi Atilla Yörük ve Seçil Erzan'ın kuzeni Nazlıcan da Nisan ayında tutuklanıyor. Son yapılan duruşmadaysa Atilla Yörük ve Nazlıcan serbest bırakılmış. Ali Yörük hala tutuklu. Seçil Erzan'ın duruşmalardaki ifadelerinde ilginçlikler de var. Mesela şunları söylemiş. Her şey o ilk gereksiz özgüvenle başladı. Hayat banka müdürü Seçil Erzan olmaktan daha zormuş. Bana dokunmaz sandığım yılanları hayatıma salmışlar. Dönüp baktığımda o ilk özgüvenin hayatımı tam ortasından ikiye ayırdığını görüyorum. Hakan Ateş'in bir lafı vardır. Benim kaptanlarım kor ateşler üzerinde çıplak ayakla yürürler diye. Ben çıplak ayakla yürüdüm ve hiçbir yanlışım olmadı. Şubat'a kadar hiçbir sorun yoktu. Ama şimdi insanların seçosu kırık camlara basmaya çalışıyor. Batmak üzere olan bir geminin kaptanıydım. Yani buradaki ifadeler biraz böyle şey gibi. Fazla dramatize edilmiş gibi. Evet olay gerçekten büyük çapta bir olay ve bunun sürece dahil olan herkese yaratacağı birçok olumsuz etki, psikolojik boyutu vesaire var. Ama bu ifadeleri dinlediğinizde Seçil Erzan sanki PewDiePie'miş gibi görünüyor. Ve tam olarak kimi suçladığını da anlayamıyorsunuz. Ayrıca Arda Turan'la olan konuşmasında hatalarını kabul ettiği noktalar var. Buradaysa hiçbir yanlışım olmadı diyor. Yani geldiği nokta şu aslında. Bu noktaya kadar sorun yoktu ama şimdi sorun var demeye başladı insanlar. Para gelirken kimse sesini çıkarmadı demek istiyor. Yine bazı dikkat çeken iddiaları var.
var. Şunları söylemiş. 7/24 evime insanlar geldi. Kapılar yumruklandı. Bankada esir alındım. Arabama GPS taktılar. Kolumdan saatimi alıp tartakladılar. Önüme mermi koydular. Beni tehdit edip işimden attıracaklarını söylediler. Kağıt parçası istiyorlardı. Ben de verdim. Mesaj olarak istiyorlardı. Öyle yapıyordum. Hesap kitap yapmadığım için bana yardımcı olmasını istedim insanlardan. Bana dolandırıcı dedirtmeyin. Dolandırıcı olsam senet vermezdim. Canımla buradayım. Nisan ayından bu yana sağlıklı düşünemiyorum. Ben çok korkak bir insanım. $1000 bile kaçıramam. Dolandırıcılık yapsaydım cebimde param olurdu. İnsanlar annemin evine gittiğinde cebimden $100 çıktı. Bu dosyadaki herkes benden faydalandı. Ben istemeden insanlar parasını bana veriyordu. Amacım kimseyi dolandırmak değildi. Ben borçluyum. İnsanlar mal mülk sahibi oldu. Bu çarkın suçlusu kim? Hiçbir büyüğüm bana destek olmadı. Evimin önünden gitmiyorlardı. Aile dediğim insanlar kapımı yumrukluyordu. Yani Seçil Erzen konuyu şuraya getiriyor. Bir suç varsa bile tek suçlu ben değilim. Belki ilerleyen duruşmalarda o bahsettiğim bazı muğlak ifadeleri bir kenara bırakıp birilerini çok daha net şekilde suçlayabilir. Gelelim Denizbank cephesinin ne yaptığını ve tüm bu olaylara ne dediğine. 10 Nisan 2023'te banka kendi inceleme raporunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletiyor. Bu raporu hazırlama sürecinde Seçil Erzan'ın da ifadesine başvuruyor. 9 Nisan'da yani teslimden bir gün önce ifadesi alınıyor. Raporun teslim edildiği 10 Nisan gününün akşamı saat 23.30 civarı Seçil Erzan gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Bankanın internet sitesinde iki açıklamasına denk geldim. Bunlardan ilkinde şunlara dikkat çekiyor. Piyasa koşulları ötesinde faiz getirisi için iddia sahiplerince şubelerimiz dışında nakit şekilde verilip getirisi de yine kayıt dışı nakit ödenen, bankacılık sisteminde izi olmayan, bankamıza ait dokümanın ibraz edilmediği, iddia sahiplerinin aralarındaki para hareketlerinde aksama olduğunda durumdan haberdar edildiği bir süreç diyor. Yani bu süreçte resmiyet yok, belge yok deniliyor. Ve son cümle çok önemliydi. Aksama olduğunda haberdar edildiği diyor bakın. Arda Turan'ın konuşmasında demiştim. Seçil Erzan ödemeyi yapabilse, aksama olmasa bu usulsüz süreç belki ortaya çıkmayacak ve ileride başkalarının canı yanacak. Denizbank ikinci açıklamasında iddia sahiplerinin veya vekillerinin basına verdikleri çoğunlukla gerçeği yansıtmayan beyan ve ifadeler olduğunu söyleyip bazı noktalar hakkında ek bilgiler paylaşıyor. Açıklamanın yapıldığı tarih olan 28 Nisan 2023'te Teftiş Kurulu kapsamlı incelemesini yapmış ve raporunun bir nüshasını Cumhuriyet Başsavcılığına, bir nüshasını düzenleyici denetleyici kuruluşlara iletmiş. Ayrıca Levent Büyükdere Şubesi'nin 7/24 izlendiği, 28 kameranın kayıtları ve Seçil Erzan'ın bilgisayarı mali polise teslim edilmiş ki bunlar Cumhuriyet Başsavcılığına sunulsun. Denizbank'ın altını çizdiği noktalardan birisi de şu. Zarar gördüğünü iddia eden kişilerden pek çoğu bugüne kadar savcılık başvurusunda bulunmamıştır deniliyor. Yani az önce bizi haberdar etmediler noktasına değinmiştik. Burada yasal yollara da gidilmediğine vurgu yapılıyor. Banka olarak bizi takiben gerçekleşen başvuru sayısı açıklamanın yapıldığı 28 Nisan 2023 tarihi itibariyle sadece 3'tür deniliyor. Teslim edilen paralara ilişkin banka sisteminde üretilen bir belge bize sunulmadı diyerek ortada banka ait bir dekont olmadığına burada bir kere daha işaret ediliyor. Fakat mağdur olduğunu iddia eden kişilerin hepsinin olmasa da bazılarının elinde imzalı kaşeli bilgiler var. Ancak bu belgeler Seçil Erzen'in resmi şekilde düzenlediği belgeler değil demiştim. Resmi değiller çünkü kayıtlar işlenmiş durumda değiller. Zaten bankanın açıklamasında da bu dokümanlar şöyle niteleniyor. Mevzuatta karşılığı olmayan, afaki tutarlar içeren, ödeme taahhüdü bulunmayan ajanda yaprağına ya da düz A4 kağıda yazılan bir kısım dokümanlar. Banka bazı iddia sahiplerinin şubeden para çekip AVM, restoran, kafe gibi yerlerden elden teslim ettiğini, yani işlemin banka şubeleri dışında gerçekleştiğinin de altını çizmiş. İddiada bulunan kişilerin hepsinin nitelikli yatırımcılar olduğu ve bankacılık işlemlerinin nasıl çalıştığını bildiği belirtilmiş. Ekstrelerini takip edip varlıklarını görüntüleme imkanları olduğu, fonların da E-Devlet ve Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sorgulanabildiği belirtilmiş. Ki yine banka hesabından da görülebilirdi böyle bir fon olsa. Bu arada Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'ın köşesinde Denizbank'ın teftiş raporundan olduğu belirtilen bir ifade paylaşılmış. Şu geçiyor. Erzan'ın 46 gün vadede dolar bazında %253 getiri vaadine inanılmış olsa bile bu dokümanlardan şüphelenilmemesi, elden ve üçüncü kişi üzerinden para verilmesi, ortalama zekaya sahip herhangi bir kişiden beklenmeyecek bir davranıştır. Şimdi bu ifade biraz çarpıcı ve sert bir ifade. Fakat bu ifade sadece böyle hakaretvari bir amaçla kullanılacak bir ifade değil aslında. Şuna da dikkat çekiliyor olabilir. Yani burada yapılanların aslında bu insanlar farkında. Bu insanlar bunları algılayabilecek seviyede. Bu işin bilinçli olarak bir parçası olmuşlar. Bankayla ilişkili olmadığı da ortada denilmek isteniyor. Galatasaray'da tercümanlık yapmış olan müştekilerden Musa Mert Çetin duruşmada söz almış ve fonun legal olup olmadığını Erzan'a sorduğunu, yanıt olarak da bankanın üst düzey yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun fondan haberdar olduğu yanıtını aldığını söylemiş. Burada bu iki ismin bu işte bir parmağı var mı sorusu akla geliyor.
Fakat bu ispatlanmış değil. Seçilerden insanları ikna için bunu bir yalan olarak ortaya atmış olabilir. Ayrıca İstanbul Başsavcılığı BDDK'nın raporu doğrultusunda Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu da dahil olmak üzere bankanın üst düzey yöneticilerinin zimmet suçu işlediğine dair kovuşturma yürütmeye değer bulgu olmadığını belirtmiş. Ve bu sebeple de Denizbank yöneticileri için takipsizlik kararı verilmiş. Muslera, Selçuk İnan, Emre Çolak ve az önce bahsettiğim Mert Çetin'in avukatı Rezzan Epözdemir bu gündemdeki konuyla alakalı Cevap Sende adlı YouTube kanalında bazı açıklamalar yapmış. Hakan Ateş'in televizyon kanallarına ulaşıp Rezzan Bey'i yayınlara almayın diye baskı yaptığı iddiasında bulunuyor. İşte Hakan Ateş'in televizyon kanallarına ulaşıp özellikle ekonomik ilişkisinin olduğu televizyon kanallarına ulaşıp işte Rezzan Bey'i yayınlara almayın diye böyle bir çabanın içerisinde olduğunu, bu konuda baskı uyguladığını biliyorum. Rezzan Epözdemir ve müvekkilleri çalıştıranın sorumluluğu var deyip zararın bankadan tazmini için alacak davası açmışlar. Az önce Denizbank üst yönetimi için zimmet suçuna dair kovuşturma kararı çıkmadı demiştim. Bu kararın alınmasında BDDK'nın raporu referans alınıyor. BDDK bu raporun sonucuna göre gerekli bulursa ihbarda bulunuyor. Rezzan Epözdemir BDDK'nın raporunu okuduğunu söylüyor ve raporun içeriğine göre sonuç kısmında zimmetten soruşturma beklerken BDDK yönetimi zimmet suç ihbarında bulunmama kararı vermiş diyor. Bunu da ilginç olarak niteliyor. Yani içeride anlatılanla sonucu uyumsuz görüyor. Savcılık Denizbank'ın üst düzey yöneticileri için takipsizlik kararı verse de Rezzan Epözdemir söylediği bu gerekçelerden dolayı bu karara itiraz edeceklerini ifade ediyor. BDDK'nın kararını da idari yargıya taşıdıklarını belirtiyor. Suç ihbarında bulunulmadığı için karşı dava açmışlar. Bu arada Denizbank'ta Selçuk İnan, Emre Çolak ve Mert Çetin için tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuş. Mevcutta devam eden esas davanın bir sonraki duruşması da 12 Ocak'ta. Evet, olay çok katmanlı bir olay. Videoyu olabildiğince optimum sürede tutmaya çalıştığım için burada son sözleri ekleyip tamamlayacağım. Belki ileride gelişmelere, yeni çıkan bilgilere göre videolar yaparım yine ki bu konu bence daha çok dallanır budaklanır. Şimdi bana çok saçma gelen bir şey var. Bu kadar insan böylesi basit bir tezgah nasıl kanabiliyor? Bir Allah'ın kulunun aklına o kodu sorgulayıp böyle bir fon var mı yok mu diye bakmak gelmiyor. Bunu geçtim. Bu insanların çoğu bağlantıları olan insanlar. Deniz Ateş'i tanıyorlardır. Tanımasalar da herhangi bir bağlantıları aracılığıyla çok kolay şekilde ulaşabilirler. Bu sözde fona girip milyon dolarları bağlayacakları zaman neden bir kişi Deniz Ateş'i arayıp ona ulaşıp bankanın en tepesindeki bu kişiden gerçekten böyle bir fon var mı yok mu diye öğrenmiyor. Bunu da geçtim. Nasıl bir kişiye elden bu denli paralar teslim edilebiliyor? Ayrıca tüm bu isimler söylenilen gelirleri elde ettikleri takdirde kendilerine bu para yine elden ödendiği için vergisiz bir kazanç elde etmiş olacak. Burada onlar açısından da sıkıntı söz konusu. Yani burada da bir suç var. Bunun haricinde bu yüksek faizlere güvenip paralarını bağlıyorlar. Dolayısıyla burada tam anlamıyla bir fonda işlemediği için, bu yapı bir noktadan sonra faiz getirisine döndüğü için ve çok yüksek faizlere güvenip paralarını bağladıkları için ki yine resmi olmayan bir şekilde para bağlanıyor dediğim gibi, aslında bu isimler yüksek faizle borç vermiş gibi oluyor. Bir nevi tefecilik işlemi gerçekleşiyor. Diyelim ki kendileri bu işlerden hiç anlamıyor. Milyon dolarlar kazanan insanlar bu insanlar. Yanlarında bu işleri yürütecek bir danışman bulunduramıyor. Seçil Erzan şu an görünen en büyük suçlu. Fakat süreci dahil olan, buraya para koyan herkesin çok çok büyük hataları var. Bu hataların hangisi suç, ona da mahkemeler karar verecek. Bu ülkede ne ilk ne son dolandırıcılık hadisesi bu olacak. Fakat bir sonraki dolandırılan olmamak için bu olay herkesin kulağına bir küpe olacak. Bir de bana kalırsa bu olay ilerleyen süreçte çok daha fazla konuşulacak ve belki başka birilerinin de başı bir hayli ağrıyacak.